bilim insanları, insan beyin dokusuyla işlevsel bir bilgisayar inşa etti. Hiçbir bilgisayar, insan beyni kadar güçlü ve karmaşık değildir. Kafa tasımızın içine yerleşmiş bu doku yığınları, bilgisayar teknolojisinin zar zor ulaşabildiği miktar ve hızlarda bilgi işleyebilmektedir. Beynin başarısının anahtarı, çoğu modern bilgi işlem cihazındaki fiziksel olarak ayrılmış birimlerin aksine, nöronun, hem işlemci hem de bellek cihazı olarak hizmet vermesindeki verimliliğidir. Bilgisayarı beyne daha benzer hale getirmek için pek çok girişimde bulunuldu. Ancak yeni bir çaba, insan beyin dokusunu elektronikle bütünleştirerek her şeyi bir adım öteye taşıyor. Buna brain over deniyor ve işe yarıyor. Indiana Üniversitesi'nden bir ekip, konuşma tanıma ve doğrusal olmayan denklem tahmini gibi görevleri yerine getirdi. Yapay zeka ile çalışan saf bir donanım bilgisayarından biraz daha az doğruydu, ancak araştırma yeni bir tür bilgisayar mimarisinde önemli bir ilk adım olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Go ve meslektaşları BrainOver'in geliştirilmesinde etik kurallara uyarken, Johns Hopkins Üniversitesi'nden birkaç araştırmacı ilgili bir Nature Electronics yorumunda bu teknolojiyi daha da genişletirken etik hususları akılda tutmanın önemine dikkat çekiyor. Çalışmada yer almayan Lena Smirnova, Brian Caffo ve Eric C. Johnson şu uyarıda bulunuyor: bu organoid sistemlerin karmaşıklığı arttıkça, insan sinir dokusunu içeren biyobilişim sistemlerini çevreleyen sayısız nöroetik sorunu incelemek, topluluk için kritik önem taşıyor. İnsan beyni, dudak uçuklatacak kadar şaşırtıcıdır. Ortalama 86 milyar nöron ve 1 katrilyon kadar sinaps içerir. Her nöron 10 bin kadar başka nörona bağlıdır ve sürekli olarak ateşlenerek birbirleriyle iletişim kurarlar. Bugüne kadar Yapay bir sistemde beyin aktivitesini simüle etmek için gösterdiğimiz en iyi çaba ancak yüzeyseldi. 2013 yılında, o zamanlar dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından biri olan Riken'in K bilgisayarı, beyni taklit etme girişiminde bulundu. 82.944 işlemci ve 1 petabyte ana bellekle, beynin sadece %1 ila ikisinin etrafında 10.4 trilyon sinapsla birbirine bağlı, 1.73 milyar nöronun faaliyetinin bir saniyesini simüle etmek 40 dakika sürdü. Son yıllarda bilim insanları ve mühendisler, beynin yapısını ve çalışma şeklini taklit eden donanım ve algoritmalar tasarlayarak, beynin yeteneklerine yaklaşmaya çalışıyorlar. Nöromorfik bilişim olarak bilinen bu yöntem gelişiyor, ancak enerji yoğun ve yapay sinir ağlarını eğitmek zaman alıcı. Guo ve meslektaşları, Laboratuvarda yetiştirilen gerçek insan beyin dokusunu kullanarak farklı bir yaklaşım aradılar. İnsan pluripotent kök hücreleri, bağlantılar ve yapılarla tamamlanmış organoid adı verilen üç boyutlu mini beyinler halinde organize olan farklı beyin hücrelerine dönüşmeye ikna edildi. Brainover, rezervuar hesaplama olarak bilinen bir tür yapay sinir ağı kullanarak bir dizi yüksek yoğunluklu mikroelektrotlara bağlı beyin organoidlerinden oluşur. Elektrik stimülasyonu, brain Over hesaplamalarını, nöral aktivite şeklinde ortaya koymadan önce, bu bilgilerin işlendiği rezervuar olan organoide bilgi taşır. Giriş ve çıkış katmanları için normal bilgisayar donanımı kullanılır. Bu katmanların organoid ile çalışacak şekilde eğitilmesi gerekiyordu. Çıktı katmanı, nöral verileri okuyor ve girdiye dayalı sınıflandırmalar veya tahminler yapıyordu. Sistemi göstermek için araştırmacılar Brainover'e Japonca sesli harfler çıkaran 8 erkek konuşmacıdan 240 ses klibi verdi ve belirli bir kişinin sesini tanımlamasını istedi. Basit bir organoid ile başladılar. Sadece 2 gün boyunca eğitim aldıktan sonra Brainover konuşmacıyı %78 doğrulukla tanımlayabildi. Ayrıca Brainover'den kaotik davranış sergileyen dinamik bir sistem olan bir Henon haritasını tahmin etmesini istediler. Dört gün boyunca öğrenmesi için denetimsiz bıraktılar. Haritayı uzun kısa süreli bellek birimi olmayan bir yapay sinir ağından daha iyi bir doğrulukla tahmin edebildiğini gördüler. Araştırmacılar, organoidlerin yüksek plastistesi ve uyarlanabilirliği nedeniyle brain over, elektriksel uyarıma, yanıt olarak değişme ve yeniden organize olma esnekliğine sahiptir ve uyarlanabilir rezervuar hesaplama yeteneğini vurgulamaktadır diye yazıyor organoidleri canlı ve sağlıklı tutma sorunu ve çevresel ekipman güç tüketim seviyeleri de dahil olmak üzere hala önemli sınırlamalar var. Ancak etik hususlar göz önünde bulundurulduğunda, BrainAware'in sadece bilgi işlem için değil, insan beyninin gizemlerini anlamak için de etkileri vardır. Smirnova, Kafo ve Johnson şöyle yazıyor. Genel biyobilişim sistemlerinin oluşturulabilmesi için onlarca yıl geçmesi gerekebilir, ancak bu araştırmanın öğrenme mekanizmaları, sinirsel gelişim ve nörodejeneratif hastalıkların bilişsel sonuçları hakkında temel bilgiler sağlaması muhtemeldir. Ayrıca yeni terapötiklerin test edilmesi için klinik öncesi bilişsel bozukluk modellerinin geliştirilmesine de yardımcı olabilir. Daha fazla video içeriğine ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz. Bizsiziz.com